Bartın'daki Dönmezler Kereste tarafından bir aydan uzun bir süre oyalanmam ve sonrasında da bana sobada yakmalık odunları, teknede kullanılacak birinci sınıf kereste diye vermeye çalışmalarıyla bizim meşe ağacı serüvenimiz sonlandı. Dolayısıyla tüm alternatifleri değerlendirip kestane ağacını ana yapı elemanı olarak kullanmaya karar verdim. Bizim Kurucaşile'deki yerel keresteci bu konuda bana oldukça yardımcı oldu. Gittik işte onun kütüklerinden birlikte iyilerini seçtik. Orada kaba taslak kestik ve kamyona yükledik. Şimdi kestane ağacı ve meşe ağacı konusunu isterseniz ayrı bir videoda detaylı bir konuşalım. Meşe ağacında ben başlangıçta niye ısrarcıydım? Şimdi kestane ağacı olursa ne değişiyor? Peki kestane ağacını meşe gibi kullanabilecek miyim? Ekstra bazı işlemler gerekecek herhalde kestane ağacını kullanmamız sürecinde. Bunların hepsini detaylı konuşalım. Şimdi işte bizim yerel Kurucaşile'deki kerestecinin oraya tomrukları getirdik, kütükleri. Kalın kalaslar halinde hazırlayacağız ve fırına gönderdik. Fırından gelen kalasları da ince ince 12 milim kalınlığında ve bir kısmını işte omurgada kullanılacakları daha geniş 18 santim olarak biçtik. Postalarda kullanılacakları da 10 santim olarak biçtik. Bu şekilde ana iskeletini oluşturacak lamine postaların ve omurganın tahtaları bu şekilde son halini almış oldu. Yaklaşık bir 4 gün civarı buharla acı suyu denilen kestanenin öz suyunu atması sağlandı fırında. Kalan 1-2 günde kurutuldu. Ve bu şekilde benim artık teknede kullanabileceğim hale getirildi. İşte burada görüyorsunuz fazla fazla aldım. Bunların hepsi biçilecek. Yaklaşık belki 2 tekne iskeleti çıkaracak kadar tahta oldu elimde kestaneden. Tabii bunların içinden en iyilerini ayıracağım. Teknemde kullanılmak için her yer tahta oldu. Ve kalıba tahtaları artık öncelikle omurgayı oluşturacak 3 parçadan oluşacak. Omurganın birinci parçası 4 kat 12 milimlik tahtadan basılacak bu kalıba. Biliyorsunuz daha önce görmüştünüz, kalıbı hazırlamıştık, bekliyorduk. İşte meşelerde boş boşuna bekletildik bir ay. O gecikmenin ardından şimdi hızla kaldığımız yerden işimize devam edeceğiz. Kalıpta mengenler vasıtasıyla hafif nemlendirdim. Büküleceği kısmı nemlendirdim ağaçları. Kolaylıkla kalıba yerleştiriyorum. Ama şunu fark ettim ki kalıba gelmeden önce tahtaları bir miktar üzerine ağırlık koyarak birkaç gün bu şekilde bekletmenin kalıpta daha kolay şekillendirildiğini fark ettim. Dolayısıyla dışarıda da bütün tahtaların ortalarına ağırlık konacak şekilde büküm yerlerinden hafifçe ağacın, tahtanın
o bükümü kabullenmesini sağladım. İşte kullanacağım ana kadar tahtalar bu şekilde bekletilecek. O büküm kalıpta çok daha kolay bir şekilde verilmiş olacak. Tam düz bir tahtayı kalıba sokmaktansa hafif bükülmüş bir tahtayı kalıpta son halini vermek çok daha kolay oluyor. Ve ağacı bükerken de zedelenmesi, çatlaması ihtimalini de sıfırlamış oluyoruz. Öncelikle hafif nemlendiriyorum o büküleceği noktayı. Ondan sonra birkaç gün dışarıda o nemi kuruyup yok olana kadar hafif bükülmüş oluyor. O şekilde kalıba koyup kalıpta da birkaç gün bekletiyorum. İçeride sıcak ortamda. Bu şekilde iyice nemini de atmış olan ve bükülmüş olan kalıbın şeklini neredeyse almış olan ağaçlar da artık kalıpta mengeneyle sıkıp son halini almasını sağlıyorum. Burada işte kalıbın şeklini alması için dışarıda büktüğüm, beklettiğim omurga parçalarını görüyorsunuz. Burada da artık iki katı üst üste mengenelerle kalıpta sıktım. Herhangi bir aksilik yok. Gayet güzel bükülüyor. Kalıbın şeklini alıyor. 12 milimlik kalınlık olmasına rağmen işte meşe ağacı olsaydı kalınlıkları 10 milim yapacaktım. Yani 1 santim. İşte kestane ağacı biraz daha zayıf yapılı bir ağaç olduğu için 12 milim olmasında karar kıldık. 12 milim olmasına rağmen gayet rahat, sorunsuz bükülüyorlar. İşte kalıpta da birkaç gün bu şekilde iyice üzerindeki nemi atması, epoksi ile yapıştırılacak hale gelmesi için kalıpta bekletiyorum. Bu arada her katın arasına meşe ağacı olsaydı eğer omurgada herhangi bir araya katlar atmadan direkt ağaçları birbirine yapıştırıp epoksiyle devam edecektim. Ama kestane ağacı olunca az önce de dediğim gibi kestane ağacının yapısı meşeye oranla çok daha zayıf olduğu için her katın arasına elyaf takviyesi yapacağım. Bu elyaf ağacın yapısını bir arada tutacak, daha da güçlü kılacak. Elyafı işte fiber tozuyla fiber tozu karıştırılmış epoksiyle elyafı iyice yedirdiğimde ve mengenelerle de mümkün olan en yüksek basıncı uygulayarak sıkıştırdığımda elyaf ağaçların arasında ezilip neredeyse kayboluyor. Ağacın ağaca neredeyse teması sağlanmış oluyor o mengenelerin basıncı sayesinde. Ve elyaf dediğim gibi kestane ağacının nispeten meşeye göre zayıf olan yapısını da belki meşeden çok daha güçlü hale getirmemi sağlıyor. Şimdi kestanenin dezavantajı meşeye nazaran daha zayıf bir ağaç olması ama çok daha hafif bir ağaç olması. Şimdi meşe 900 gram civarında, 850-900 gram civarında ağırlığı, birim ağırlığı. Kestanenin ise 550-600 gram santimetre küp civarında özgül ağırlığı. Dolayısıyla kestaneye dönmem nedeniyle meşeden vazgeçip tekne zaten hafif bir tekne olacaktı. Bu sayede teknenin ağırlığından biraz daha kazanmış oluyorum. Daha da hafifletmiş oluyoruz tekneyi.
Gerçi araya ekstradan az önce de bahsettiğim gibi elyaf takviyesi koyacağım için her katmanın arasına bu ağırlık yine de biraz hafiflemiş olacak ama meşeye nazara yeterince de güçlü bir yapı bu şekilde oluşturmuş olacağım. Şimdi artık kalıpta şekil verdiğim, kuruttuğum, son yapıştırma aşamasına getirdiğim ağaçları kalıbın üzerinde artık epoksi araya elyaf koyarak yapıştırma, birleştirme aşamasına geldim. Tabi bu aşamada öncelikle kalıbı naylonla kaplamam lazım veya bu sera bandı denilen çok kalın geniş bantlar var. Onlardan buldum ve benim için ideal bir çözüm oldu. O geniş sera bantıyla kalıbı epoksi ile temasını tamamen engellemiş olacağım. Epoksi naylona yapışmıyor. Onun haricinde her türlü malzemeye yapıştı mı bir daha ayırmanız çok zor. O yüzden bir naylonla ben burada sera bantı kullandım. Kalıbı epoksiden uzak tutmam gerekiyor. Üç tane omurga olacak bu kalıpta. Alt omurga, orta omurga ve iç omurga. Her bir omurga 4 katmandan oluşacak. İşte kestane ağacına döndüğüm için her bir katmanın kalınlığını 12 milim olarak revize etmiş oldum. Ama toplam 3 omurganın da birleştiğindeki aradaki elyafları da düşündüğümüzde 15 santim civarında bir toplam kalınlığı olacak. Genişlikte 18,5 santim omurga için. Yaklaşık yılbaşı diye düşünürsek ocak başında tersaneyi kurmuştum. Bitmişti. O günden bugüne yaklaşık 2 ayı aşkın bir süredir, 2,5 aya yakın bir süredir işte malzeme temini, hazırlıklar, planların son gözden geçirilmesi ve revize edilmesi, malzeme temini, kalıpların hazırlanması vesaire bunlarla geçti. İşte Dönmezler Keresteni'nin de Bartın'daki beni bir ay meşe konusunda oyalaması ile neredeyse 2,5 ayın ardından teknenin ilk tahtası, omurga tahtası parçası yerine yerleştirilmek üzere. Bundan sonra işte ana yapıyı oluşturacak, iskeleti oluşturacak ağaçların tedariğinde bir sıkıntım yok. Hepsi tersaneye getirdim. Onlar halloldu. Kestane ağacı olarak. İşte omurgada ve meşede kullanacağımız ağaçlar hazır. Tamamen kalıbı naylonla kaplamış bulunuyorum. Artık yapıştırmaya geçebiliriz. İşte iç bölmelerde, frame'lerde kullanacağım su kontraları Okuma su kontrası birinci kalite tercih ettim. İstanbul'da Bahar isimli su kontrası imal eden firmayla görüştüm. Onlardan temin ettim. Şimdilik 12 tane su kontrası satın aldım. Frame'leri oluşturmak için. Onlar da hazır. İşte burada gördüğünüz elyaftan omurganın yanlarından hafif dışarı taşacak şekilde şeritler kesiyorum. Elyaf şeritler ve omurganın içine
her katmanın arasına bu şeritlerden elyaf takviyesi yapacağım. Dediğim gibi bu kestane ağacının zayıf yapısını kat be kat güçlendirmemi sağlayacak. Biliyorsunuz baştan beri benim en büyük çekincem 2 tonun üzerindeki bir metal ağırlığı ağaç bir yapıya sağlam bir şekilde tutturabilmekti. Zaten meşeye yönlenmemin en büyük nedeni de oydu. Meşe oldukça sık dokulu, güçlü bir ağaç. Ama kestaneyi de elyaf takviye ettiğimde her katmana aynı gücü, hatta fazlasını da bana verecek. Gerçi az sonra onları da göreceksiniz. Şimdi şeyleri de satın aldım, kestirdim. Omurganın özellikle bu salma bağlantıların olduğu bölgede omurganın içine çelik levhalardan kuşaklar atacağım. Aynı bölgeye gelen postaların içine de çelik kuşaklardan levhalar atılacak. Dolayısıyla hem direkten gelen direği tutan çarmıh telleri ve ıstralyalar içinde çelik kuşaklar olan güçlendirilmiş, ekstra güçlendirilmiş postalara bağlanacak. Baş ve kıç ıstralyalarda yine çelik levhalarla, kuşaklarla güçlendirilmiş omurga ya bağlanacak. Dolayısıyla rigid, sağlam bir iskeletimiz olacak her yönden. Salmanın bağlandığı bölgede de hem elyaf takviyesi her katmanın arasında, hem de gerekli yerlere geniş kalın çelik kuşakların atılmasıyla salmanın oluşturacağı kuvvetler, yükler tüm gövdeye eşit oranda dağıtılmış, yayılmış olacak. Şimdi epoksinin içine sürekli fiber tozu katıyorum. Epoksi bildiğiniz üzere sertleştiğinde, kuruduğunda cam gibi kırılgan, çok sert, çok sağlam bir yapı oluşturuyor. Ama işte o sertlik çok da tekne imalatında istediğimiz bir konu değil. Tekne yeri geldiğinde çok işte mikron bazında, milimetre bazında esneyebilmeli. Bu esnemesi sayesinde de üzerine binen bölgesel yükleri tüm gövdeye dağıtabilmeli. İşte epoksinin içine mikrofiber toz katmamızın nedeni bu. Epoksinin o cam gibi sert yapısına bir nebze de olsa esneyebilme kabiliyeti kazandırmak, onun kırılganlığını almak için. Dolayısıyla bu ara katmanları elyafla takviye ettiğim katmanları da içine belli oranda mikrofiber toz katılmış epoksi ile, tahtanın her iki yüzeyini de, yapışacak her iki yüzeyini de iyice doyurup elyafı da iyice doyuracak şekilde ve mengenlerle sıkıldığında da yanlardan hafifçe taştığını göreceğim şekilde epoksi ile kalıpta artık katmanları basmaya başladık. Bu noktada çok fazla acele etmeyeceğim. Ortamın sıcaklığı ve nemi sağlayabilmem lazım. Bunun için soba sürekli kontrollü olarak yanacak ve ideal ortam sıcaklığı, epoksinin uygulama sıcaklığı 15 derecenin üstünde olmalı diye ben planladım. Ama 10 dereceye kadar da tolere edilebiliyor bu. Ama benim limitim 15 derecenin altına düşmemesi. Nem oranı da %60'ın 65'in altında olmasını hedefliyorum.
Şu an gördüğünüz 20 derece sıcaklık ve %47'lik nem oranı olabilecek en ideal şartları yakaladığımı nem ve sıcaklık anlamında gösteriyor. Çok soğuk günlerde, nemin çok yüksek olduğu günlerde bu yapıştırma işlemini yapmayacağım. Yani doğaya uyumdan bahsediyoruz. Yani 5 derecelik, 2 derecelik, 3 derecelik bir dış sıcaklığı ben bu ideal şartlara getirmek için çırpınmayacağım. Bir gün, iki gün, belki bir sonraki adımın hazırlıklarıyla o günleri değerlendireceğim. Epoksi ile mutlaka sıcaklık ve nem anlamında limitlerin içinde tutmaya özellikle özen göstereceğim. Bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar zaman harcıyoruz. Bir iki gün geç olsun ama her şey olması gerektiği gibi güzel olsun. Zamanla işler ilerledikçe zaten yani çalışma tempom da yavaş yavaş artacak. Dolayısıyla bu günler bazındaki gecikmeleri de zaman içinde fazla fazla telafi edeceğiz. Burada artık birinci alt omurganın baş bodoslama kısmındaki ilk dört katman bitmek üzere. Gayet güzel tahtaları doyuracak şekilde ve elyafı doyuracak şekilde epoksi ile de yapıştırma işlemi sağlanmış oldu. Minimum 24 saat gerekiyor mengeneleri ayırmak için. Ama ben bu 24 saati mümkün olduğunca 1,5 güne hatta 2 güne 48 saate çıkarmaya çalışıyorum. Sürekli nem ve sıcaklık kontrolü sağlanıyor. İşte epoksi uygulaması sırasında mutlaka kapı açık oluyor. İçerinin havalandırılmasını gözetiyorum. Ve karışımı yaparken mümkün olduğunca kapı ağzında dışarıda karışımın yapılmasını ve uygulama aşamasında içeriye epoksinin girmesini sağlıyorum. Mutlaka eldivenimi ve koruyucu gözlüğümü, maskemi kullanıyorum uygulama esnasında. Burada da işte az önce bahsettiğim omurganın içine gelecek çelik kuşakları görüyorsunuz. Altta da postaların içine gelecek daha dar kuşakları görüyorsunuz. Bunlar ana iskeleti, işte salmanın uygulamış olduğu ağırlığı, kuvveti tüm omurgaya yayacak, oldukça sağlam bir yapı oluşturmamı sağlayacak. Her şey planladığım gibi gerçekleşiyor. Videoyu burada sonlandıralım. Zaman zaman işte ne durumda olduğumuzla ilgili sizi bilgilendireceğim. Artık malzeme temininin çoğunu tamamladığım için o noktalarda fazla da bir gecikme artık yaşamayız diye düşünüyorum. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.